Herkese merhaba sevgili emekli dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şükür ben de iyiyim. Bilmiş olduğunuz gibi emekli maaşlarına yapılan ek zamlar bu yazın ortasında beklenenden oldukça düşük çıktı ve özellikle bu yüzden emekli vatandaşlarımız Ekim ayında yeni bir ek zam bekliyorlar. Aslında bu müjdeyi tüm emekli vatandaşlarımız ve dul yetim vatandaşlarımız yazın ortasında bekliyorlardı. Gözler tamamen Ekim ayına çevrilmiş durumda. Çünkü emekli maaşlarına ek olarak yapılacak ödemelerin yanı sıra birçok bankada promosyon tutarlarını 22 ila 25 bin liraya kadar çıkaracağını bizzat duyurmuş oldu. Emekli maaşlarında yapılması beklenen değişiklikler için sadece geri sayım devam ediyor. Aslında bu ay içerisinde bir değişkenlik söz konusuydu. Fakat artık her şey önümüzdeki aya sarkmış durumda gibi duruyor. Emekli maaşlarında yapılacak düzenleme ile şöyle bir oturup düşündüğümüzde açlık sınırının bile 22 bin lira olduğu günümüzde emekli maaşlarında bir düzenleme meydana geldiği zaman Ocak ayına kadar artık tek kademeli maaş sistemine gidilmesi planlanıyor. Buna nereden varıyoruz? Daha önceden de SGK tarafından bu hesaplamalar yapıldı ve hiçbir şekilde hesaplamalar yerini tutmamıştı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise geçtiğimiz aylarda bu yılı emekliler yılı ilan ediyorum lafının ardından tüm emekli vatandaşlarımız aslında yazın ortasını dört gözle beklemişlerdi. Yazın ortasına geldik ve geçtik. Sadece 2000 liralık bir fark verildi. Bu fark hiçbir şekilde bir emekli vatandaşımızın geçinmesi için mümkün olan bir fark değil. Çünkü yasal sınırlama olan ev kiralarındaki %25'lik artış artık ortadan kalkmış durumdaydı. Emekli maaşları cebe girmeden emekli maaşından bile daha fazla bir artışlar artık ev kiralarında meydana geldi. Bu da demek oluyor ki 2000 liralık bir ek zam verildi fakat 15 bin lira olan bir evin kirası 17 bin lira değil de 20 bin lira oldu. Aslında emeklinin cebine girmeyen paradan o para daha girmeden bile daha fazlası emekliden çıkmış oldu. Bu kanunun aslında geçmesi emekli vatandaşlarımızı oldukça üzmüş durumda. Çünkü zaten açlık sınırı 22 bin liralar civarında. Emekli vatandaşlarımızdan yanı sıra ayrıyetten de çalışan vatandaşlarımız, normal asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız zaten geçinemez durumdalar. Ki alt kademede maaş alan emeklilerimiz ise 12 bin liralık bir maaşla ev kiralarına bile kesinlikle ödeyemiyorlar. Bunun önüne geçilebilmesi için tüm gözler aslında Ekim ayını gösteriyor. Ocak ayına kadar tek kademeli maaş sistemine gidilmeli. Böylelikle artık asgari ücrete ne kadar bir ek zam olursa emekli maaşlarına da o kadar bir artış bekleniyor. Emekli vatandaşlarımız için birçok bankada promosyon tutarlarını Ekim ayı içerisinde 25 ila 22 bin lira arasında değişkenlik gösteren tutarlarla güncellemelere tekrardan gidecekler. Ayrıca devlet bankaları 12 bin lira verdikleri promosyon tutarlarını 15 bin liraya kadar çıkaracaklar. Sevgili emekli vatandaşlarım, sizce en düşük emekli maaşları ne kadar olmalıdır? Yorumlar kısmından bizlere yazın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.